Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. 38 levelde vs attığımız, ticaret falan yapacağımız değişik bir serinin 8. bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce de hemen tekrardan bir bilgi yapayım. Yeni bir Discord kanalı açtık. Bu Discord kanalında da şu anda 10 adet 50 ev kuponu çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler açıklama kısmında veya ben yorumlara sabitlerim. Bu Discord kanalındaki linke basıp buradan çekiliş bölümüne gelip sadece buradaki şu tike basmanız ve bu kadar, çekilişe katıldınız. 2 kişiye verilecek bu arada 5'er adetten. Her hafta bu ev kuponu çekilişini yapmayı düşünüyorum bu arada. Her hafta bir 10'ar adet 50 ev kuponu çekilişi yapmayı düşünüyorum. Bunun dışında Discord kanalında hem normal sohbet edebileceğiniz odalar olup hem de eğer ki bir item falan satıyorsanız, tabii ki sadece oyun içi arkadaşlar bunlar. Oyun içi itemlerinizi buraya yükleyip buradan satabilirsiniz veya item arıyorsanız burada item alıyorum kısmına gelip buradan aradığınız itemi yazıp satan arkadaşlar varsa onunla beraber bir ticaret döndürebilirsiniz. Çekilişler bu arada pazardan pazara doğru ilerleyecek. Hani katılmak tek tık bize kalmış. Neyse, lafı da fazla uzatmayayım. O zaman şimdi haydi videoya geçelim. $14 arkadaştan biraz bir item alacağız. Şöyle bir 15 ateşli bir kaskımız var. 50 setir, 15 rüzgar bizir. Değişmelik bir altın bezeli. 20 şeytan, 20 hayvan bir abonos küpemiz var. 20 şeytan, 20 ork, 20 xp bonus. Bir şahin kalkan. Böyle değişik biraz itemlerimiz var yani. Şöyle düz dolumuz falan var. Biz Razador'da falan anlaşmamıştık. Razador'da hediye ediyor herhalde. Hayrını görsün arkadaşta. Ama benim bu Razador'u bunu açmamın çok bir olayı yok ya bu şarda. Çünkü hani bunda pete skill emdirmeyeceğim, bir şey emdirmeyeceğim. Bir örümcek falan açar geçerim diye düşünüyorum. Neyse, bakacağım ona. 5 bana da şöyle 20 tane kötü ruh satıyorum arkadaşa. Tanesi 25 hemden. Gayet güzel para, ayrını görsün. Pazarda 53 wonluk bir satışımız olmuş. Bu parayı bir alıyorum. Toplam 74 won paramız oldu. Şimdi arkadaştan 13 won 17 eme tam bayağı bir balık alacağız. Şöyle 85 tane yabbimiz var. 90 tane altın sudak. 10 tane de palamutumuz var. Buradan yaklaşık olarak bir 2 won falan karımız olacak. 2-2,5 won arası. Gayet güzel para. Agalar, yine balıktan devam ediyorum. Bayağı balık geldi. Normalde bu kadar bulamazsınız balığı. Vallahi denk geldi. Yine 15 won alıyoruz buraya arkadaştan. Buradan da temizinden bir 3 won falan karımız var. Şöyle şu balık kırdı birleştirelim. Bayağı bir balık oldu. Allah'tan hızlı gidiyor bunlar. Ben bir yere bir 4 tane metal almıştım. Bunları tanesi 4 won'dan mı 390 hem'den mi ne almıştım demiştim. Bundan kar ederiz falan, 4.5'a satarız. Gitmiyormuş abi. Ben de tanesini 400 won hem'den satıyorum. Ha, yine karımız var. 40-50 hem falan bir karımız var da. 40-50 hem kar için 6 gün bekleyince bir olayı kalmıyor. Neyse, öğrenmiş olduk en azından. Bak, ticarette de her şeyi tecrübe edeceksiniz yavaş yavaş. Zarar ede de kar etmeyi öğreneceksin. Yasin Gülbahar. Neyse, ben yine boş felsefelere girdim. Sattık işte ya. Abi 20 bonu şurada bir simya falan bir şeyler karışık itemler alıyorum. Bir tık kasıyor oyun, kusura bakmayın. Buradan yaklaşık olarak bir 1 bon falan karımız olacak. Hani bir bon için 20 bon vermeye değmezdi. Çok seri satılacak itemler. Onun için sıkıntı yok diye düşünüyorum. Bir balık daha verdi. Bir bon temizkar. Abi önceki videolarda hani yardım falan gelirse alalım mı demiştim. %90-95'lik bir kısım al demişti. Abi bir arkadaş da bayağı bir item veriyor sağ olsun. Şöyle göstereyim. 10 yarı 8 zekalı falan bir kalkan var. Şöyle bir kolye, kask arma masklar var. Bayağı bir item var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Şöyle artı da atış ayakkabısı falan var. Bayağı güzel itemler. O da izliyorsa buradan selam olsun. Çok teşekkür ederim abi. 9-10'da nakit koymuş bak. Onu da görmemiştim. Vallahi bayağı büyük bir yardım geldi. Çok teşekkür ederim. Abi ben bitti sanıyordum. Bitmemiş. Biraz daha itemler veriyor. Oo, bayağı da itemler. Çok sağ olsun ya vallahi. Ama bak, ben bu 9 palayı arıyordum bu arada. Bunu şekil için arıyordum. Şu item envanter doldu lan. Valla şu 9 palayı merak ediyordum. Bunu da bir takalım. Bu da fena durmuyor bu arada bu kombi. Abi hala devam ediyor. Aga, ben bu kadar vallahi hiç beklemiyordum ya. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Bana herhalde Metin 2'de YouTube hayatımda en büyük gelen ikinci bağış olabilir. Bir bağışta bir işte o hesap gelmişti bir ara. Tubul'un bağışında. 22.3 kuşak mı? Abo. Vallahi ondan sonraki en büyük bağış. Çok açık ara en büyük bağış. Oynamıyorum zaten, senin ihtiyacın görürse bir tane gümüş bilezik verdiniz. Ben kimdi yani? Abi yeter, daha ne olsun ki ya vallahi. Bu yayıncılar da vallahi hediyeden çok kazanıyor ya. Daha bu yayıncılar da hiçbir şey yapmıyor. Vallahi aşırı derecede büyük bir hediye geldi. Buranın ne kadar ettiğini bilmiyorum. Bunu bir hesaplarız. Bunları hepsini piyasasına bakıp pazara atman falan bile bayağı uzun sürecek. Bir 45-50 dakika falan alır herhalde. Abi şöyle bir tane tılsım alıyorum. 30 böcekli 3 fona. Bunu 4 fona satarız. Bir fon temiz kar. Abi bitmiyor.
Vallahi harika. Biraz daha veriyor. Herhalde bir 100 won ediyordur ya şu ana kadar aldıklarım. Ya hesaplamadım öyle de. Bir 100 won çok rahat ediyordur. Abi bu sılsın falan bitmiyor abi. Komple hesabı boşalttı herhalde ya. Ejderha bıçağı falan var. Ama o kadar yerim yok. Aga bitmiyor. Vallahi bitmiyor. Artık ben saymaya yoruldum ya. Şuraya bakar mısınız? Bir de envanteri boşaltmak için itemleri pazar öyle bir yankten falan attım. Dakikada bir birisi yazıyor kardeşim pazarı kur, pazarı kurar mısın? Pazarı kur hemen 2 dakika kur çek, kur çek. Ya diyorum kurmuyorum, fiyatları öylesine attım. Kurmayacağım, düzelteceğim diyorum. Tamam sen 2 dakika hemen kur, ben alayım sonra kapat falan diyorlar. Yok kurmuyorum işte. Abi devam ediyor bu arada arkadaş koymaya. Sağ olsun burayı da veriyor arkadaş. 41 ortalama kim falan var. Arkadaşlar şaşıracaksınız biliyorum ama. Hediye geliyor. Yine aynı arkadaştan. Bitmiyor aga. Bitmiyor. Valla ben iki envanter fulledim diğer şartta. Burada devam ediyor. Abi bir tur daha devam ediyor arkadaş. Valla şöyle dolu falan var. Yarım ay var dur. Bu yarım ayın da hastası çok ama ben niyeyse hiç sevmiyorum bu kılıcı abi. Bu kılıcı çok seven var ama ben sevmiyorum pek. Niyeyse kanım hiç ısınmadı. Şimşek tılsımı artı bir tane daha verdi. 30 böceği varmış. Bu da sonlu abi vallahi çok teşekkür ederim gerçekten. Yani ona da selam olsun buradan. 110 falan diyordum da 110'u aşalı çok oldu zaten. Burası ne kadar ediyor bilmiyorum. Pazar kurmam gerçekten çok uzun sürecek. Olmadı bir hesap daha pazar atabilirim. Bakacağım duruma göre. Şu yandaki PM'lere baksanız geliyor uyuşturmadan. Bir dakika falan geçti o ilk söylediğim ben size bunu. Kardeşim sen eğlenmene bak, oyunu oynamasam da seni izleyince oynamış kadar oluyorum diyor. Yani bunu yaşatabildiysem ne mutlu. Ben şu pazarın fiyatlarını değiştireyim de arkadaşlar daha fazla yazmasın. Baksana herkes pazarı kuruyor falan, ne oluyor lan? Ha, yanlış kurmuşsun diye uyarıyor sağ olsun arkadaşa da. Neyse bir buçuk saat artık ben bunları fiyatıyla uğraşayım. En son durumu size göstereyim abi. 6 tane kötü ruhu da bir bondan alıyorum. Bunun tanesini 25 M'den satarız. Bir 50 M buradan kar. 230 M'de bir antika Onyx bir antika Safir alacağız. Buradan da temiz bir 40-50 M karımız var. 17 bonu bir arkadaştan şöyle 4 tane metal, 2 tane değişmelik kuşak, 8 kötü ruh, bir tane şöyle binek alıyoruz. Geçiş bileti falan şunları da öylesine atıyor. Bunları anlaşmamıştık sağ olsun onları da veriyor. Buradan güzel bir 2-3 bon karımız var. Hiç bu metalleri 4,5 bona satmayla uğraşmayacağım bu arada. Direkt 4 bona yapıştıracağım gidecek. Videoya selam ver diyor. Aleyküm selam. Bineği kullan kombinle yakışır, deneyeceğim. Şöyle alalım bineği de, merak ettim bu arada. Binek nasıl duruyor? Oy, acı binek de fenaymış ha harbiden. Vallahi güzelmiş. Sağ olsun arkadaşlar. Aga bugün durulmuyordu. Bu sefer de size kazandırıyorduk. Kazandırıyorduk değil daha doğrusu. Biraz önce ticareti yaptığımız arkadaş. Dedi ki sana dedi bu 17 bonu vereyim dedi. Benim yerime al app çekilişi yap dedi. Takipçilerimiz kazansın diyor. Sen nasıl bir kralsın ya. O zaman bu 17 bona da sanırsam 10 adet 50 app kuponu denk geliyor olması lazım. Şöyle bakayım. Aynen. 10 adet 50 app kuponunu da o zaman Discord'daki çekilişe ekleriz. Videoyu selam olsun Diyarbakır'dan Cemmen ve Ravza kızımıza diyor. Aleykümselam, onlara da buradan selam olsun abi. O zaman şöyle yaparız. Biz her pazar Discord'da 10 adet 50 app çekilişi yapıyorduk. Bu 10 adet 50 app bittikten sonra bir 10 adet daha yapacaktık ya. Onun üstüne bu 10'u daha koyalım. 20 adet olsun. Tam olur abi. Discord'un zaten şeyini ben büyük ihtimal video başında vermişimdir. Çünkü yeni açtık Discord'u. Orayla beraber önümüzdeki hafta 10 adet 50 app değil 20 adet 50 app kuponu çekiliş yaparız. Discord'a katılmayı da unutmayın abi. Agalar pazarı kuruyorum. Pazarda biraz boşluk kaldı. Bu item olmadığından değil. Yank falan fulleniyor. Dedim biraz bir şeyler satılsın. Bir de seri satılacakları falan önden attım. Ne kadar oluyor valla onu hesaplayacaktım da hesaplayamadım. Çünkü daha çok item var. Hani envanterin boş olduğuna bakmayın. Diğer hesaplara yaydım çünkü envanter fullendiğinden. Daha kuracağız. Bu burada bir yarım saat, bir saat bir takılsın. Ben de o sırada yemek falan yiyeyim. Şöyle 17,5 onlukta satışımız oldu bu arada. Derken oha hacı 31, 32 bandık satışımız oldu arkadaşlar. Ne oluyor lan? Oğlum bedavaya mı? Bir o 5,5 on. İyi neyse güzel güzel. Bir arkadaştan şöyle biraz bir itemler alacağız yine. 13 bon alacağım toplam buraya. Burayı satarken tahminen böyle bir 16-17 bona falan satarız diye düşünüyorum. 3-4 bon buradan karımız olur. Hayrını görsün arkadaşlar. Bir arkadaştan bayağı bir balık alacağız. Bizim klasik balık satan arkadaş. Böyle şurada gördüğünüz balıkları 20 bon alıyorum. Buradan bir 2,5-3 bon temiz karımız var. Gayet güzel para. Bu arada pazarda 60 4 won gibi paramız olmuş. Abi won'a lazım olmadıkça dokunmayacağım. Buradaki nakit alacağım. Bunu hiç durmadan won'a çevireceğim. Çünkü pazarı item kuramıyorum. Hani buraya biraz para falan eklenirse nereden geldi diye sormayın. Buradaki yankları alıyorum hiç durmadan. Bunları alıp won'a çevireceğim. 4 tane metali de 16 won'a arkadaşa veriyorum. Buradan da bir 16 won geldi abi. 40 tane şebnem alıyoruz. İkisi de 120 saldırı değeri 10 dakikalık. Bunların 10'lusu 50-60 M'den çok rahat gidiyor. Hatta 60 M'den gidiyor. Yani burası 240 M yapıyor. Bir 120 M direkt kar
karımız var buradan. Bir onem daha vereceğim arkadaşa. 3 bono da şurada gördüğünüz değişik itemleri alıyoruz. Ya bayağı saçma itemler var burada açıkçası. Ya abi niye abonoz küpe evzini bon kritik getirirsin mesela? Artı 4 bir de. Böyle değişik itemler var ama 3 bono alıyoruz burayı. Zaten şu iki sadece 2,5 won gibi bir şey yapıyor. 20 şeytanlı bir de küpe var. Bunu da bir wondan satsak 3,5 won zaten. Şurada gördüğünüz bu boş itemlerin hepsi bize hep bedavaya gelmiş gibi oluyor. Hayrını görsün abi arkadaşlar. Ne kadar karım var yine hiçbir fikrim yok. Ama yaptık bir şeyler. Üstüne bunlar da herhalde boş duruyormuş arkadaşlar. Sağ olsun bunları da vereyim dedi. Bunlarla zaten banko kârdayız abi. Metin 2'nin en kanser anına geldik abi. Elimizde görüyorsunuz 3 tane yavrucuk var. Bunlarla poriki çıkarmaya çalışacağız. İlk envanterde şurada bir tane boşluğumuz var. Gelen buraya düşecek. Diğer iki sandığı göreceğiz. Sohbet satırını kapattım. Abi şuradan direkt bir porki veya kan alırsak çok tatlı olur vallahi. Hiç uğraşmayız. Bizi 4 ay boyunca götürür. Bunun yanında bu çıkmazsa da geçit bileti veya demirci atarsa onları da okuyayım. Şöyle şu ortadakini çıkacak gibi hissediyorum. Ortadan başladım. Sonra bir solu vurdum. Aha diğerine yaşam çıktı. Bundan ne gelecek? Bundan da yaşam çıktı. Ön sayfada abi bir porki veya kan görür müyüz? Göremedik. Evet, ejderha müdahalesi mükemmel. Buna böyle bugün çok fazla uğraşmayacağım. Böyle ara ara çıkarmayı denerim. Çünkü çıkmayınca üst üste çıkmıyor abi. Biraz beklemek gerekiyor. Şimdilik çıkaramadık, kalsın bu. Arkadaşlar, madem nakitimiz var, biz simyaları yavaş yavaş dizmeye başlayabiliriz. Şöyle bir tane safir alacağım. Savaşçı Ninja Lycan. Ben normalde Savaşçı Ninja Sura bir tık daha fazla istiyordum ama buna da okeydim. Böyle bir simya alıyoruz. 15 won artı 2 demircinin el kitabı. Ya aslında arkadaş bunu 17 won'a satıyordu. Benim verdiğim de 17 won. Ama niye bilmiyorum gereksiz bir ticarete girdim. Ben biraz önce Yakut için bir arkadaşlar böyle ticaret şey yapıyordum. Anlaşmaya çalışıyordum. Çok uçuğa kurmuşlar. Aslında çok uçuk da değil. O da çok uçuk değildi de. Yani normal piyasanın bir tık üstü. Abi başladım. Ticaret yok kardeşim. Şunu vereyim ya. 15 bin artı bir demirci, 2 demirci. Ya 17'ye de alırım. Nakitim de var. Gereksiz beynim diyor ki bana. Yap baba ticaret yap diyor. Ya bunda bir şey anlaşacağım ya. Psikolojik anlaşmaya falan girdim böyle. En son 15 bin artı 2 demirciye anlaştık. Dur buna bir artı basmaya geçelim. Abi simyayı takarken de çok uğraştırmazsa sevinirim. Ya fasulyeler öyle pahalı değil. Hatta fasulyeler bayağı da düştü de. 9 emden falan aldım bunları da. Ya yine de uğraştırmasın. Niye uğraştırıyor? Şöyle artı 1 oluyor zaten banko. Artı 2 olur musun? Artı 2. Artı 3 olur musun? Artı 3. Hadi artı 4 olur musun? Artı 4. Çok güzel abi. Hiç uğraştırmadı. Ya gönül isterdi ki bunu ninja savaşçı Sura takmak. Çünkü Suralar bir tık daha fazla. Ama bütün Suralarda VS atmadığı için çok aman aman da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Lycanlar da VS'de bayağı güçlü. Ki bu Efsun'u veya bunun Suralı versiyonu da ben 1,5 haftadır falan bakıyorum. Yok abi piyasaya hiç düşmedi. Bu da düştüğü gibi şöyle aldık. Yapıştırıyorum. Hayırlı uğurlu olsun abi simyamız. O zaman yine klasik bir hasar denemesine geçelim. Aa, bu arada altta çevik geliyor buradan. O da kaç STR arttıracak? 16 STR arttırıyor. Gayet güzel. Abi hasarımızı hemen deneyelim. Şöyle ilk bir hasarımızı, normal hasarımızı bir hatırlayalım. Bunu vuralım. 4,3k girdi. Yani ortalama bu civarlarda girecek zaten hep. 4,2 maksimum 4,4 falan görürüz. Şöyle simyayı açtım. Bir de şimdi vuralım. Ne kadar arttıracak? 4,5. Lan deminden şimdiye geldik. Gerçi ne bekliyoruz ki? Tek bir safirin ne kadar arttırmasını bekliyoruz. Şimdi onu da düşünüyorum da yani. Aman aman da bir şey oynatmayacak. Bir tur daha vurdum. 4,9. Güzel. 600 hasar desek. 600'de adam olanı çok bile ya. Ki bu şu an 600. Hani böyle yüzlüğü, peti, diğer eşyaları falan her şeyi fullledikten sonra ve simya setini yaptıktan sonra çok daha fazla etki edecek bize bu safir. Şöyle son bir tur daha vuralım. 5'i görür müyüz? Valla 5K'yı da gördük. Gayet güzel hasar. O birinde niye 4,5 gördük ya? Valla onu çok anlamadım. Dur bakayım. Görecek biz bir daha 4,5. Valla 4,5 gördük. Ne desem o geliyor. Dur bir 10K desem 10K gelecek mi? Neyse boş bırakalım. Güzel oldu abi. Hayırlı olsun safirimiz. Yakut'u da alacağım burada. Büyük ihtimal Yakut'u diğer bölüm hallet oluruz. Ondan sonra kalan simyalar biraz daha kolay. Zaten onu öyle kritik falan takmayacağım. Blok delici takar geçerim. Kritik girmiyor çünkü VS'de. Yeşimi çift TP HP üretimi yaparız. Grena düz bir şey olur zaten. Çok takmam onları. Elması da. Elması bu arada şey bilmiyorum ben. O kalktı falan diyenler var. Çift becerip büyü saldırı mı alalım? Büyü savunması mı alalım? Ben o büyü saldırı buglu diye biliyorum. Ama kalktı falan diyenler de var onlar. Ben çok o olayı bilmiyorum. Takip de etmedim açıkçası. Umurumda olmadı pek. VS atmadığım için. Büyü savunmalı mı alalım? Büyü saldırılı mı alalım? Bunu yorum yazarsanız sevinirim. Hayırlı olsun abi zaferimizde. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Discord kanalıma da gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.